Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde veri bağı katmanıyla devam ediyoruz. Satellite layer olarak özellikle belirtilir. Veri bağı katmanı olarak da söyleniyor. Satellite layer arkadaşlar gönderilecek bilginin hatalara bağışık bir yapıda lojik işaretlere dönüştürülmesi, alıcıda hataların sezilmesi, düzeltilemiyorsa doğrusunun elde edilmesi için göndericinin uyarılması gibi işlevleri var. Gönderilen alınan lojik işaret bloklarına çerçeve ya da frame denilir arkadaşlar. Burada da tekrar hatırlatalım. Şimdi dördüncü katmanda segment, beşinci katmanda paket ya da evet paket, altıncı katmanda ise frame oluşuyor. Ya da tersten gittiğimiz zaman ikinci katmanda frame, üçüncü katmanda paket, dördüncü katmanda segment oluşturuluyor arkadaşlar. Bu katman özellikle kaynaktan gönderilen verinin frame haline getirilerek hedef adresine iletilmesini sağlıyor. Bu katman MAC, yani Media Access Control, MAC ve Logical Link Control dediğimiz LLC olmak üzere iki alt katmandan oluşuyor arkadaşlar. Burada bir saniye. Özellikle burada MAC adresi kavramı genellikle yani günümüzde bilinmesi gereken kavramdır. MAC adresi arkadaşlar her bir network kartında benzersiz olarak bulunan 48 bitlik MAC adresini kullanıyor. MAC alt katmanı. Yani data'da kullanılan MAC alt katmanı normalde cihazlardaki MAC adreslerini kullanıyor. LLC alt katmanı ise bir üst katman için geçiş görevini üstleniyor arkadaşlar. İki katman arasındaki haberleşmeyi mantıksal portlar, Service Access Points denilen mantıksal portlar oluşturarak sağlıyor. Bu katmanda kullanılan CRC hata denetim protokolü ve CSMA/CD denilen çakışma protokolü ile gönderilen verinin hatalı çakışma denetimi yapılıyor. Veri bağı ya da data link layer katmanında. Şimdi şöyle biraz daha ayrıntıya ya da tekrar edecek olursak arkadaşlar. Bu katman MAC ve LLC olmak üzere iki alt katmandan oluşuyor. Hemen şuraya yazalım ki karışmasın. MAC alt katmanı ve LLC alt katmanından oluşuyor. Bu alt katmanlar arkadaşlar alt katmanı MAC adresine bakarak haberleşmenin doğru yapılmasını sağlıyor. LLC alt katman ise bir üst katman için geçiş görevini üstleniyor. Burada bir üst katman neydi? Hatırlarsanız arkadaşlar bir üst katman ağ yani network layer'ı. Bu katmanda ayrıca CRC dediğimiz CRC dediğimiz hata denetimi ve CSMA/CD dediğimiz çakışma protokolü. Bunu geçen hafta işledik yanlış hatırlamıyorsam. CSMA/CD dediğimiz çakışma protokolü ile verinin hata ve çakışma denetimi bu katmanda yapılıyor arkadaşlar. Özellikle bu katmanın hani görevinde tekrar hatalı bir veri geldiyse bu alıcıda seziliyor. Düzeltilemiyorsa doğrusu eğer TCP protokolü kullanılıyorsa doğrusunu tekrar istiyor. Bu DP ise düzeltemiyorsa o paketi siliyor. Yani bir üst katmana göndermiyor arkadaşlar. Network katmanına göndermiyor. Bu DP ise siliyor. TCP ise onu yine silip yenisini karşı cihazdan yani göndericiden tekrar istiyor. Burada kullanılan protokoller arkadaşlar IEEE 802.3 dediğimiz Ethernet protokolü, HDLC, Frame Relay, PPP, FDDI, ATM, CSMA/CD, CSMA/CA gibi protokol ve servisler arkadaşlar burada işte yine Ethernet burada
bridge dediğimiz switchler yine bu katmanda çalışıyor arkadaşlar. Bridge'ler ve switch'ler bu katmanda çalışan cihazlardır. Evet. Bir sonraki ya da ilk ya da son katmanımız diyelim. Normalde OSI modelinde ilk katman işleyiş olarak son katmanımız fiziksel katman, physical layer arkadaşlar. Şimdi fiziksel katman, hani fizik dediğimiz, fiziksel dediğimiz zaman daha doğrusu fiziksel dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey elle tutulabilir. Gözle görülebilir olarak anladığımız ve burada da yine aynısı geçerli olan ifade arkadaşlar. Fiziksel katman verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarılması için gerekli işlevleri kapsayan katmandır. Bu katman için tanımlanan standartlar taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirliyor. Özellikle fiziksel katman veri parçacıklarının artık bit üzeri bit olan veri katman veri parçacıklarının şöyle söyleyelim veri bağı katmanında hatırlarsanız işaretlere, lojik işaretlere yani bitlere dönüştürüldüğünü söylemiştik artık verinin. Burada bitleri arkadaşlar kablo, havadan yani kablosuz, fiber gibi iletişim ortamlarında nasıl iletileceğini tanımlıyor. Gönderen tarafta fiziksel katman 1 ve 0'ları bir iletim ortamının anlayacağı şekle. Bu işte dediğimiz gibi elektrik sinyaline mi, radyo sinyaline mi, ışığa mı dönüştürüleceğini belirleyerek gönderir. Alıcı tarafta ise fiziksel katman iletim ortamından okuduğu bu sinyalleri tekrar 1 ve 0'lar haline getirir. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Normalde 1 ve 0'lar haline gelmiş veriler elektriksel sinyallere veya radyo sinyallerine veya ışık sinyallerine dönüştürülerek karşıya iletilir. Karşıdaki cihaz ise tabii neye dönüştüyse ona uyumlu bir cihazla karşıya gelecektir. Gelen sinyali 1 ve 0'lara tekrar dönüştürme işini yapar. Farklı üreticilerin ağ donanımlarının birbirleriyle sorunsuz iletişim kurmaları için giden gelen veri bitlerinin farklı marka donanımlar için aynı şeyi ifade etmesi gerekmektedir. Bunun hani anlayacağımız bir ifadedir. Diğer bir ifadeyle belirli standartların oluşturulması, aynı protokollerin kullanılması lazımdır. İşte nedir onlar? EIA TIA 232 protokolü, EIA TIA 449 protokolü, V24 protokolü, RJ45 protokolü, FDDI, V35 protokolü, Ethernet, NRZ, B8Z, GBIC, SFP gibi arkadaşlar kavramlar. Bu kavramlar nedir? Dediğimiz gibi bu kavramlar elektriksel mi? Buradaki EIA standartları elektriksel anlamında. FDDI, fiber anlamına geliyor. SFP yine fiber anlamına geliyor. Diğerleri işte kablosuz radyo sinyalleri gibi arkadaşlar ifadelere geliyor. Burada hani şöyle bir şey belirtelim, tekrar söyleyelim. Sizin kullandığınız donanımın ne olduğuna bakmaksızın arkadaşlar. Yani özellikle Wi-Fi üzerinden bağlanan cihazlar için düşündüğünüz zaman kullandığınız cihazın markasının, modelinin, işletim sisteminin ne olduğuna bakmaksızın Wi-Fi üzerinden bağlanan her türlü cihaz bu bağlantıyı yapabilmelidir. Buradaki olay bu standartlar bunu ifade ediyor. Tabii Wi-Fi'nin standartlarının işte B, G, N, A, X, A, C gibi standartlarının farklılığı sadece hız ve kullandığı frekanstır. Bunun haricinde tüm cihazlar bu protokollere uygun donanım üretmek zorundadır. Yazılımcılar buna uygun yazılım geliştirmek zorundadır. Ama yazılımı tekrar söyleyelim, uygulama katmanında veya işte sunum katmanında yani session layer'da biz
geliştirdiğimiz uygulamanın doğrudan doğruya fiziksel katmanı programlamaya yönelik bir işlem yapmaz. Bu işi kim yapar? Dediğimiz gibi API'ler yapar. Donanım cihazları yapar. Donanım cihazları elektrik sinyallerini veya işte gelen sinyali alır. Bu sinyali 1 ve 0'a dönüştürür. Ondan sonra tekrar bu sinyaller paket halinde yukarıya doğru gider arkadaşlar. Evet, şimdi katmanları şöyle bir tekrar hatırlayalım. Dediğimiz gibi application layer, uygulama katmanı. Hangi protokolleri barındırıyor? HTTP, HTTPS, MTP, FTP, TFTP, UGCP, NMTP, SSL, SSH, IRC, SNMP, SIP, RTP, Telnet gibi protokolleri barındırıyor. Sunum katmanı ISO 8822, ISO 8823, ISO 8824, ITU-TT73, ITU-TX409 gibi protokolleri barındırıyor. Oturum katmanı arkadaşlar SMB, ISO 8326, NFS, ISO 8327, ITU-TT.6299 gibi protokolleri. Biraz önce söylediğimiz gibi işte diğer oturum katmanında belirttiğimiz arkadaşlar RPC, NetBIOS, NFS gibi protokoller. Ulaşım katmanında özellikle TCP, UDP burada öne çıkan protokollerdir arkadaşlar. Ağ katmanında IP, IPv4, IPv6 kavramları, ICMP paketi, ARP paketi, IMAP paketi gibi paketler yine karşımıza çıkar. Veri katmanında yani data layer'da arkadaşlar Ethernet, LLC veri katmanında veri bağı katmanı, data link layer dediğimiz katmanlar arkadaşlar. Ethernet kavramı karşımıza çıkar. Wi-Fi kavramı karşımıza çıkar. Token Link, ATM gibi katmanlar karşımıza, FPGA gibi protokoller veya veri katmanlar karşı şey katman standartlar karşımıza çıkar. Ve en son fiziksel yani donanım katmanında arkadaşlar ISDN, RS-232 gibi, fiber optik gibi, RJ45 gibi kavramlar karşımıza çıkmakta. Peki bu katmanları bakın tekrar sıralayacak olursak physical layer'da, fiziksel katmanda veriler elektriksel veya ışık veya radyo dalgalarıyla artık donanımlar arasında iletilmeyi sağlar arkadaşlar. Eğer elektrik sinyalleri üretilmişse işte bir Ethernet kablosu, UTP-SNTP kablosu üzerinden switchlere, hub'lara, modemlere yönlendirilir. Oradan yönlendiriciler gibi artık ağ üzerinde iletişim sağlanmış olur. Daha ikinci katman olan Data Link Layer'da ise fiziksel adresleme yapılıyordu arkadaşlar. Hatırlarsanız fiziksel adresleme nedir? MAC adresi burada karşımıza çıkıyor. Network Layer'da Path Determination yani tanımlama yapılıyor. Ne demiştik burada arkadaşlar? IP adresleri, gönderici ve alıcının IP adresleri burada işe sokuluyor. Transport Layer'de ise End-to-End Connection yani uçtan uca bağlantı ve Reliability denilen neydi o, bağlantıyı gerçekleştiriyor. Uçtan uca bağlantı gerçekleşiyor. Cihazlar arasında bağlantı. Session arkadaşlar iki uç arasında oturum oluşturuluyor. Oturum oluşturuluyor. Dediğimiz gibi her yazılım karşılıklı olarak kendi oturumunu iletişim oturumunu oluşturmak zorundaydı. Bir cihaz, aynı cihaz üzerinde birden fazla internet iletişimi gerçekleşebilir ki gerçekleşiyor. Bu iletişim esnasında her yazılımın oturumunu kendisini gerçekleştirmesi gerekiyor demiştim. Presentation yani sunum katmanında da data ön sunum hazırlığı ve şifreleme işleri yapılıyor. Application katmanında ise artık kullanıcının arkadaşlar kendi ya kullandığı yazılım uygulama bizim
karşımıza çıkan uygulamalar. Evet, OSI modeliyle ilgili anlatacağımız bu kadar. Bir diğeri eşten eşe, yani peer-to-peer iletişim var arkadaşlar. Peer-to-peer iletişim dediğimiz kavram eşten eşe, yani birebir bağlantılı cihazlardan bahsediyoruz. Bu özellikle bir dönem şu an BitTorrent ağı kavramı vardı bir dönem arkadaşlar. BitTorrent ağı kavramında bu eşten eşe iletişim kavramı çıktı. Nedir? Her cihaz eş değer ölçüde birbirine bağlıdır. Sınırlı sayıda PC birbirine bağlıdır. Ayrıca bu bilgisayarlar düzey olarak da aynıdır diyor. Aynı içlerin, yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak kullanılması söz konusu değildir. Bu bağlantıda arkadaşlar tüm cihaz eş düzeydir. Hepsinin bağlantısı eşittir. Hepsi birbirine veri sunma ve veri alma işlemlerini gerçekleştirir. Blok zincir teknolojisi yok. Blok zincirle alakası yok bunun arkadaşlar. Blok zincirde farklı. Buradaki kavram BitTorrent dediğimiz özellikle dosya paylaşım sistemi vardı. Siz bir yazılım kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Siz bu kurduğunuz yazılımla kendi bilgisayarınızdaki dosyaları paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda karşı taraftan da dosya alabiliyorsunuz. Yani hem sunucusunuz hem terminalsiniz. Her iki görevi de görebiliyor arkadaşlar. Ve bu bağlantılar, eşten eşe bağlantılar, bütün cihazların birbirlerine bağlanma zorunluluğu yoktur. Geçen dersimizdeydi, mesh bağlantıdan bahsetmiştik arkadaşlar. Tam mesh, yarı mesh gibi. Bu işte burada da eşten eşe bağlantıda, peer-to-peer bağlantıda da mesh bağlantı dediğimiz yapı oluşturuluyor. İnternet üzerinden bu yapıyı oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, diğer ağ yapımız hiyerarşik ağ modeli. Bu özellikle günümüzde arkadaşlar hiyerarşik ağ modeli yaygınlaşmaya başladı. Bilişim uzmanları hiyerarşik ağ modelini ağın dizayn edilmesi ve yönetimini daha kolay hale getirmek için kullanıyorlar. Problemlerin çözümü ve kurulan sistemin sağlıklı çalışabilmesi için ağı kuranla ağı kullanan kişilerin konuştukları dil aynı olmalıdır. Uygulamaların gelişen teknolojiyle birlikte daha karmaşık hale gelmesi. Bilişim uzmanlarının daha hızlı ve uygulanabilir yönlendirme, yani rutin ve anahtarlama tekniklerinin kullanımına doğru götürmek. Bu gelişmelerin tamamı nihai kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ağ ortamının hatasız çalışmasına bağlıdır. Bu yapıyı oluşturmak da istemci sunucu mimarisinin kusursuz çalışması yasağıdır. Günümüzde 3 katmanlı hiyerarşik modelde bu sağlanıyor arkadaşlar. Ağın merkezi katman, erişim katmanı X layer, birinci katman, alttan başlıyor yine OSI modelinde olduğu gibi. Access layer, son kullanıcıların ağa bağlandığı katmandır bu katman arkadaşlar. Bu katmanda son kullanıcılardan oluşan bir grup ve onların kaynakları bulunur. Bu katmanda genelde standart anahtarlar kullanılır. Yani switchler bu katmanda kullanılıyor. İkincisi dağıtım katmanı, distribution layer. Ağın dağıtım noktası olarak görev yapan çok katmanlı anahtarları barındırıyor arkadaşlar bu katman. Merkezi katmandan erişim katmanına olan dağıtımın yapıldığı katmandır. Erişim katmanının nereye nasıl erişebileceğinin kontrol edildiği katman burasıdır arkadaşlar. Bu katmanda çok katmanlı anahtarlar kullanılıyor dediğimiz. Çok katmanlı dediğimiz olayda üçüncü katman anahtarlar burada kullanılıyor arkadaşlar. Erişim katmanında ikinci katman anahtarlar, yani switchler kullanılıyor burada. Üçüncü katman, yani üçüncü layer switchler burada kullanılıyor arkadaşlar. Multi layer switch. Sözcüğü arıyordum.
Multilayer switch dediğimiz switchler dağıtım katmanında kullanılıyor. Ve merkez katman var. Ağın yüksek hızda çalışan yönlendirici ve çok katmanlı anahtarlarını barındırıyor yine. Merkezi katman ağın omurgasıdır. Tüm istemci ve kaynakların merkezi noktası olarak tarif edilir. Bu tabaka dediğimiz gibi yüksek hızlı yönlendiriciler ve çok katmanlı yine multilayer katmanlı anahtarları, güvenlik cihazlarını da yine burada barındırıyor. SDS Content Delivery Network bu modele mi ait yoksa farklı mı çalışıyor? Yani burada bahsettiğimiz yapı dediğim gibi özellikle bir ağ oluştururken arkadaşlar yani bir kurumun ağını oluştururken öncelikle merkez katman oluşturursunuz. Bu merkez katmanda routerlar, multilayer switchler bulunur ve buna hiçbir şekilde sistem yöneticisi hariç erişim olmaz. Dağıtım katmanında da arkadaşlar yine ağın işte dağıtım işlerini yaptığınız yani şöyle söyleyelim dağıtım işi derken de burada kavram olarak da şöyle söyleyelim. Hangi grupların kimlerle iletişim kurabileceğini, kimlerle iletişim kurmayacağını, hangi grupların internete çıkıp hangi grupların çıkamayacağı gibi mesela bir bankayı düşündüğünüz zaman arkadaşlar bankada da biliyorsunuz işte müdürler vardır. Belli hesaplara erişebilir. Giriş kısmındaki işte kasiyer veya müşteri hizmetleri farklı bilgilere erişir gibi bu işlemler dağıtım katmanıyla yapılır. Erişim katmanı da switchlerde herkesin yani son kullanıcının ağa bağlanmasını veya access point'lerle ağa bağlanmasını sağlayan katman olarak düşünebiliriz. Evet. Bu dersimizde arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir ağ sistemi modelleme işlemi modellemeyi anlattım. Burada OSI modelinden bahsettim. İşte eşleşir modellemeden bahsettik arkadaşlar. Hiyerarşik modellemeden bahsettik. İlk olarak da dediğiniz gibi paket ne demiştik? Veri haberleşme katman kullanımından bahsettik. Bu hafta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Ha, gelecek hafta ne Hocam. var? TCP/IP konumuz var. TCP/IP protokol yapısını gelecek hafta işleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar. İyi Hocam bir şey günler. sorabilir miyim?